Bazı yerler hatının nafaka bilen taminlemeyatkenligi etmegenidik. Sen ham pul topasan, topmasan nima bo'ladi deb malomat qilib ayolini majbur qilyaptilar. Ayollarni ishlashiga, jamiyatga o'zining hissasini qo'shishligiga hech qanday bizga e'tirozimiz yo'q. Dinimizni azizlar, biz emas, dinimizni. Mayli ayol jamiyatga o'zining hissasini qo'shsin. Lekin erkak ayoliga bu majburiyatni yuklab bo'lmaydi. Sen kalasın de bu meydan. Bu erkeğinin vazifesi. Bu tahminleş gerek. Ayağını kımmet kılıp yardım verirse Allah bu anamızda, bu ayağımızda acır versin. Bazıları ise özgü yurtlarına gidip uzağa vakit karamağı dekilerini nefakasız taşlayıp koyuyordu. Şuna kadar böyle yaptı mı ne kattılar? Hayran kalı yaptı. Nikah tıkılı yaptı. Bir haftadan kini erkek kişi yiğitimiz Rusya'ya buraya kakarak kit yaptı. Şu boyu 3 yıl 4 yıl yok. O becara kızam arzu havaslar bilen muhabbet niyeti de aile niyeti de durmuş kurgan idi. O telefon arkayla geplaşıp oturuyoruz için nasıl idi? Doğru, nafaka dur. Ailenin bakaman deyip kit yetken dur. Lekin erlik vazifesini, ayağını ondaki hakkını unutmasını gerek. Bazı yerler kum boyu köçek uydu yürüp ahla ayalı fazlalarını aldı ki borgende telefonudan başını kurtarmaydı. Ve halen ki yer aile ahlının tarbiyesi ki mesul idi. Onlar ki hem vakti acıratışı, onların hakkına ada kılıçlığı kiregi. Hemenize keserlikimiz tanı alaylık. Yüge kirgenden kim der o olay biz telefondan boşama yapmışız. Facebook'da tohtasak, Telegram kele yaptı, onu tohtasak. Adına klasik ilgili yapmış, en ahırı cüda bulması televizör diye yapmış. Bu televizör hem, eğer Sputnik'i ulengen bulsa, başına ahırı geçe, kanalıya alıp çıkmışı geçe, tügeydi. Bolalarımız bizi telefonda üstüde katta böyle yaptı, korup. Bir ailede, hemen kolada telefon, hemen şunlulan avara. Hiç bulmasa bir haftada, boşu bir gününe ailede bir kas kılıp aytaylik yakshanba dam olish kunida hamma telefonini o'chirib bir joyga qo'yib qo'yamiz. Telefonsiz hayot qilamiz deb aytaylik. Oiladagi muhitni bir bizni mana eskilarimizni eslaymiz u otalarimizni nima uchun eslab, onamizni eslab nimaga yig'laymiz? Chunki bir dasturxon ustida turib ular hayotlarini gapirib berardilar. Otamiz boshidan o'tgan ishlarni gapirib berardilar, onamiz nasihat qilardilar. Mana bu yerda kattalar. Ey bolam undoq edi bundoq. Hozir nimani gapirib beryapti? Qanday nasihat qilyapti? Telefondan boshini ko'tarmayapti. Natijada oiladagi ma'naviy muhit buziladi. Ba'zi nomardlar ochiqchasiga seni umringni oxirigacha talog'ingni bermay arosatda qoldirib qiynayman deb popsa qilyapti. Yo xotin qilib xotin qilmaydi, yo taloq qilib taloq qilmaydi. Kelyapti idoraga, nima qilamiz? Burada hatınını kazı özüne özü çıkar var almaydı fatva verip. Onun hükümünde de ilacı yok. Lekin o namertli kıl yaptı. Ateyletten kıl yaptı. Özü bir yerge üylenip koyup başka çocuğa var alıp yöttü bir fahş işlerini kılıp başkası gibi üylenip yürüp de o ayağıldı ya azat koymaydı ya ayağı kılıp işlemeydi. Kıyamette cevap verirdi. Alal akıbet özü karigende mekhirge muhtaç kıl koyadı Allah Ta'ala. Yukarıdakilerin barçası ahli ayolga nisbatan zulüm hisoblanadi azizler. Dinimizde kişi o'ziga ham o'zgalarga ham zulüm qilishi qattiq qoralanadi. Shuning uchun biz bu narsalarni juda ehtiyotini qilib oila parvarishligiga o'tmoqligimiz kerak. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Amma ba'd. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar, aziz mu'min va musulmonlar, butun olamdagi dindosh birodarlar, yurtdoshlar, akukalar, onaxon va opa singillar. Bugun sinovli kunlarda, butun olamda tashvishli kunlarda sizlar bilan yana muloqot qilishlikka jazm qildik. Yarım tun mana azizlar, tahaccüd vaqti. Ehtimol juda ko'pchilik bugun tahaccüd o'qiyaptilar. Biz ham ko'p shogirdlarimiz bilan, qadrdonlarimiz bilan shu kunlarda tunlarida tahaccüd o'qib duo qilishlikka kelishdik. Fursatdan foydalanib, men bir siz azizlar bilan muloqot qilishlikni xohladim.
Agar noq kuzatsak azizlar, keyingi kunlarda bu virusning soni ortgan sari butun dunyoda vahima ham mana shunchalik darajada ortib boryapti. Hatto ba'zi bir odamlar vahimaga tushib talvasaga berilyaptilar. Ijtimoiy tarmoqlarda esa kimlardir odamlarning qalbiga juda katta-katta qo'rquvlarni ham sovuryapti. Ba'zi birlar esa shariatni buzadigan xabarlarni ham tarqatyapti. Ko'rib qoldimki, qaysidir bir folbinni gaplarini beryapti. Endi dunyo tugarkan degan gaplarni beryapti. Hamma kasal bo'lar ekanmish, falonchi bir odam aytibdi ekan, bu kasallik yuqtirmagan hech kim qolmas ekan. Astag'firulloh. Innamal a'mal binniyat azizlar. Hamma narsa niyatga bog'liq. Niyatimizni chiroyli qilaylik. Inshaalloh, bu kasal butun olamdan bartaraf bo'ladi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam likulli da'in dawa'un deganlar. Har bir dardning davosi bor deganlar. To'g'ri. Biz qayta-qayta aytyapmiz, yana aytamiz, chunki buni aytmasak bo'lmaydi. Ehtiyot chorasini ko'raylik azizlar. Uyda o'tiraylik, niqob taqaylik, odamlar bilan to'planishlikdan saqlanaylik, masofani saqlaylik va Allohga tavakkal qilaylik. Ammo hech qachon umidsizlikka tushmaylik azizlar. Musulmon odam umidsizlikka tushib bo'lmaydi. Unda tavakkul yo'qolib qoladi. Bizning dinimizda xof va rajo degan narsa bor. Ya'ni qo'rquv va umid. Bu bir qushning qanoti kabi. Qush ikki qanoti bilan uchgani kabi musulmonda mana shu ikki qanot bo'lish kerak. Qo'rquv bo'lish kerak bir qanot. Ikkinchi qanot Allohning rahmatidan umid qilish kerak. Noumid bo'lmang azizlar. Noumid bo'lmang. Albatta Allohning rahmatidan umid qiling. To'g'ri. Gunohkormiz, gunohlarimiz bor, tashvishlarimiz bor. Hammamiz endi uyda o'tirib o'zimizni hisob qilar ekanmiz, beixtiyor ko'zimizga yosh kelyapti. Qilgan gunohlarimiz hammasi o'tyapti yonimizdan. Lekin Allohning rahmati hamma narsadan keng ekanligini hargiz unutmang. Alloh taolo mening rahmatim hamma narsadan keng deb marhamat qilgan. Allohning rahmati hamma narsadan keng azizlar. Va hamma narsadan g'olibdir. Alloh siz bizni shu qadar sevadiki, siz buni tasavvur ham qila olmaysiz. Nihoyat o'zini sevgan bandalarini yaratgan Robbim o'z holiga tashlab qo'yadi deysizmi? Alloh bizni sevadi azizlar. Biz buni his qilishimiz kerak. Bandasini hech qachon yolg'iz qo'ymasligini his qilishimiz kerak. Hadislardan birida Alloh haqqo azza va jalla nomidan hadisi quddusiyda keltiradiki, Alloh aytarkan, agar bandam qo'lini ochib mendan rahmatimni so'rasa, u bandamning qo'lini bo'sh qaytargani men hayo qilaman degan ekan Alloh. Subhanalloh. Alloh duoyimizni qaytargani hayo qilaman desa-yu, biz duo qilmaymizmi? Biz Allohning rahmatidan noumid bo'lamizmi azizlar? Noumid bo'lmang. Qo'lingizni duoga ochib qayta-qayta Allohdan so'rang. Alloh albatta duoyimizni qabul qiladi. Duo bilan bu kasalliklarni bartaraf qilamiz. Duo bilan hamma narsa o'zgaradi azizlar. Hikoyalarda keltiradi kitoblarimizda Musa alayhissalom deb payg'ambar bo'lgan. Bilasizlar, Musa alayhissalom Alloh bilan gaplashgan. Yagona Alloh bilan Jabroil alayhissalom orqali emas, o'zi gaplashgan payg'ambar Musa alayhissalom hisoblanadi. Mana shu Musa alayhissalomni oldiga bir ayol bir kuni kelib duo so'radi. Ya Allohning rasuli, ya Nabiyalloh, duo qilib bering, Alloh menga bir farzand ato qilsin dedi. Musa alayhissalom Allohga duo qildi, Robbim, mana shu ayolga bir farzand ato qilgin dedi. Lekin Alloh aytdiki, ey Musa, bu ayolga farzand bermayman. Buning taqdirida men buni bepush, befarzand qilib belgilaganman dedi. Taqdiri shunda yozilgan. Musa alayhissalom bu xabarni aytdi, ayol yig'lab ketdilar. Yana bir vaqt o'tib ayoli yana keldi. Ya Nabiyalloh, Allohga duo qiling, men dunyoda farzandsiz o'tmay, duo qilib bering dedilar. Rahmi kelgan Musa alayhissalom yana Allohga qo'lini ochib duo qildi, Robbim, mana shu ayolga, zaifaga bir farzand bergin. Allah aytdi, ey Musa, bu ayolga men farzand bermayman. Chunki buni taqdirida men aqim bepush qilganman dedi. Uchinchi marta ayol keldi, yana so'radi, yana Alloh shu javobni qaytardi. Ayol yig'lab ketdi.
Allah şunun takdiri belgilegen eken. Lekin bir payt vakitler otup yine oşa ayol bilen Musa aleyhisselam görüşüp kaldılar. Karasalar ayolun kolunda bir farzan çakalak. Hayran bolun Musa aleyhisselam bu bala kim deyip soradılar. Şunda haliga ayol özümünü bonam dedi. Kandil, ben özüm Allah birdi. Ona buldum şu balanı dünyaya kekizdim dedi haliga ayol. Hayran bo'lib Musa aleyhisselam Allah'tan soradı. Ey Rabbim bu qandoq bo'ldi? Men qayta-qayta so'raganimda bu ayolni taqdirida men bepush qilganman degan eding-ku dedi. Shunda Allah nima deb javob berdi azizlar? Ey Musa dedi Allah taolo. Men bu ayolni har safar farzand so'raganda taqdirida bepush deb belgilab qo'ydim, lekin bu ayol rahmatimni umid qilib duo qila berdi. Har safar men uni taqdirini belgilaganimda u meni rahmatimni o'rtaga solib duo qila berdi. Mening rahmatim qudratimdan g'olib keldi. Va bu ayolga men farzand ato qildim dedi. Ya'ni rahmat umidida qilingan duo bilan ayolning yozib qo'yilgan belgilagan taqdiri ham o'zgardi. Chunki qalam Allohning qo'lida. Yozuvchi, o'chirguvchi Allohning o'zi. Noumid bo'lmang azizlar. Qur'oni Karimda aytganidek, "Estaizu billahi la taqnatu min rahmatillahi." Allohning rahmatidan noumid bo'lmang. Allohning rahmatidan azizlar, faqat shayton noumiddir. Noumid shayton deymiz. Biz esa umid qilamiz. Alloh bandalarini sevadi. Duo qilaylik. Ayniqsa bugun shunday kishilar borki, ularning duosi mustajab. Birinchi navbatda uyda o'tirgan aziz ota-onalarimizning, keksalarimizning duosi mustajab. Al-baraka ma'a akabirukum, baraka sizlarning yoshi ulug'ilar bilan dedi. Modomiki yurtimizda keksalarimiz bor ekan, yoshi ulug'larimiz bor ekan, ularning duolari mustajab. Duo qilinglar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam 3 duo borki, uni hech qachon Alloh qaytarmaydi, bunga shak yo'q dedi. Birinchisi mazlum dedi. Biror bir kishi zulm chekib qo'ygan bo'lsa, uni duosi qabul bo'lar ekan. Ikkinchisi musofirning duosi. Bir qancha aziz vatandoshlarimiz bugun musofirlikda bo'lib qoldingiz. Yurtimiz rahbarlari har qancha harakat qilsin, ko'pchilik bu yerga kela olmadi, kimdir kelish imkoniyatini topa olmadi. Musofirlikda qolib qoldi. Hatto ba'zi birlar bizni kanallarimizga yozyapti, domla duo qiling, men musofirman deb. To'g'ri, har kuni dasturxon atrofida o'zimiz bola chaqamiz bilan o'tirganimizda, bag'rimizga bosib turganimizda ota-onamning duosini olaman, farzandlarimni boqaman, kamikosini qilaman, kasalim bo'lsa davolayman deb musofirchilikka chiqib ketgan azizlarimiz bor sizlar. Alloh sizlarni salomat qilsin. Lekin sizlarni qalbingizga bir xursandchilik beray. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam musofirning duosi mustajab dedimi? Siz bugun musofirlikda turib bizning haqqimizga, farzandlaringiz haqqiga duo qiling. To'g'ri, bizga o'xshab bolangizni boshini sila olmayapsiz. Yuzidan o'pa olmayapsiz. Ota-onangizning oldida tura olmayapsiz. Kechqurun ko'zingizga uyqu kelmayapti. Lekin aziz dindoshim, hurmatli yurtdoshim, musofir musulmonim, lekin siz duo qabul bo'ladigan kimsa bo'lib turibsiz. Bu sizga Allohning marhamati. Duo qiling. Alloh duolaringiz bilan bu dardlarni, bu balolarni bizdan bartaraf qilsin. Uchinchisi esa otalarning, onalarning farzandlariga qilgan duolari. Siz azizlar ham duo qilinglar. Ota-onalar duo qilinglar, keksalar duo qilinglar. Umuman azizlar, duo bilan inshaalloh biz bu balolarni bartaraf qilamiz. Hukumatimiz hamma choralarni ko'ryaptilar. Hamma narsa bor. Shifoxonalar qilinyapti, nima bo'lsa chora ko'rilyapti. Bizga bilinmayapti, lekin azizlar hozir juda qiyin jarayonlarni o'tkazyapmiz. Biz bugun uyda o'tirib men bir narsani bildim. Mana hammamiz bir uyda to'planib turganda qancha muammoda ustida turibmiz. Chunki anchadan beri butun oila bir joyda jamlanmagan. Jamlanib turgandan keyin ancha muammolarni ko'ramiz ekan. Birinchidan oilalardagi a'zolarni nima bilandir mashg'ul qilish kerak. Bolalar o'qiyotgan bo'lsa o'qishini nazorat qilish kerak, ta'minlash kerak va oilada tinchlik, barqarorlikni ushlab turishlik kerak. Albatta oila rahbari sifatida
bu karantinde uyda oturgen de ulanı iktisadı, ulanı azı avukatını taminatını yem oylaş gerek. Uyda oturup men kebi aile başlığı oturgen hamımız bunu hız kılıyat bir şekilde. Bazı bir adamlar hatta eti yaptılar. Cüdeyem ailede hamı toplanıp otursa hamı tamallama ham yakşilik bularken, ham anca müşkülerken ular bilen anca uzaklaşıp kalkmaz degen geplerini gepleri yaptılar. Ben bugün başka narsani aytmoqchiman azizler, fırsattan faydalanıp aytmoqchiman ki, ko'ryapmiz, bitta kichkinagina oilada qancha tashvish bor ekan, uni ta'minoti, ularni ushlab o'tirish, va hokazo, mablag' masalasi, hammasi kichkinagina, qancha qiyin. Endi azizler, bitta katta yurt, 33 milliondan ziyod aholini tepasida turgan yurt boshining holatini bir tasavvur qiling. Muhtaram prezidentimizga bugun faqatgina madad so'rab duo qilishimiz kerak. Nima uchun? Chunki hozir mana shu kasallik mahalda ham iqtisodga qiyinchilik bo'lyapti. Bu tabiiy, o'zlari aytdilar buni. Shifoxonalarda bemorlarimizni davolashlikka ketadigan sharoitlar deysizmi? Karantindagi odamlarga e'tibor deymizmi? Yoki bu kasallikning yoyilib ketishini oldini olishlik uchun qarorlar qabul qilyapti. Qo'yinki bitta davlatda ham xavfsizligi yo, ham iqtisodi, ham sog'ligi yo, ham ta'limi, ham farzandlarining kelajagi, hammasini tashvishida turgan muhtaram yurtboshimizni haqqiga duo qilishimiz kerak-da sizlar. Fudayl ibn Iyos va Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayhim va boshqalar shunday gap aytgan ekanlar. Ular aytadiki, "Law kana lana da'watun mujabatun la da'awna biha li sultan." Agar bizni bitta mustajab bo'lishlik imkoniyati bo'lgan duoimiz bo'lganda edi, deyaptilar. Bitta duo bo'lsa-yu, shu duo albatta Allohning oldida qabul qiladigan bo'lsa, mana shu duoni biz podshohimizga, yurtimizga rahbariga bag'ishlaymiz, degan ekanlar. Nega? Chunki buni qiyinchiligini ulamolar sezgan. Bugun men yarim tunda o'tirib bu gapni gapiryapman. Yuragimdagi gapni aytayapman, azizlar. Agar biz bugun bütün xalqimiz birlashib, yelkadosh bo'lib, hammamiz birgalikda duo qilsak, bu balolarni yengib o'tamiz. Hozir ijtimoiy tarmoqda shifokorlarning haqqiga duo qilinyapti, huquqni muhofaza qiluvchilarning haqlariga duo qilyapmiz. Qo'yinki hamma mana shu xizmatda turganlar duo qilyapmiz. Lekin eng asosiy duo bugun mana o'ylashimcha ulamolarni bergan tavsiyalaridan kelib chiqib aytamanki, eng birinchi yurt rahbariga, prezident haqqiga duo bo'lish kerak. Alloh madadkor bo'lsin muhtaram prezident. Alloh o'zi yordamchi bo'lsin. Inshaalloh, Allohning madadi bilan prezidentimizni mana shunday zakovati bilan, sa'y harakati bilan, agar biz yelkadosh bo'lsak, kimdir mehnati bilan, halolligi bilan uyda o'tirganlar esa duoyimiz bilan, xalqimiz esa belgilangan tartib qoidaga rioya qilishlik bilan prezidentimizga yordam bersak, inshaalloh bu kasallik bartaraf bo'ladi. Alloh yurtimizdan bu kasallikni, bu vaboni uzoq qilsin. Muhtaram yurtboshimizni Alloh o'zi salomat qilsin. Bütün xalqimizni, bütün yurtdoshlarimizni, bütün dindoshlarimizni xonadonlari yana obod bo'lsin. Yurtimizda yana kulgular, yana to'ylar bo'lsin. Yana maktablar va oliygohlarimizda ta'lim davom etsin. Yana masjidlarimizda ibodat va duolar bardavom bo'lsin. Yana xursandchilik, shodliklar ila hayot kechirishligimizni Alloh nasib qilsin. Alloh hammalarimizni bir-birimizga ahli va inoqlik bilan duoda turib, vahimaga berilmasdan sabr va qanoat bilan bu dardni yengib chiqib ketishlikka muvaffaq aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.